Bir gün Gaziantep'e bir Fransız gelir. Tekstilcilere, makineleriniz yetersiz, yenileyin, dünya pazarı sizin olsun, şeklinde akıl verir. En iyi makinelerin Fransa'da olduğunu söyler ve kendi mallarını pazarlamaya başlar. Fakat dinleyenler arasında öyle bir usta vardır ki, kendine özgü lehçesiyle, bu adam ne de iyiye, der. Kafaya takar, makinenin resmine bakar. Demiri eritir, çeliği büker, vidasını, motorunu koyar. Fransızların 3 milyon euroya satacağı makineyi 50 bin liraya üretir. Bu kişi Menan Usta'dan başkası değildir. Namı diğer Menin Aksoy. Yerli piyasaya sunduğu yetmez. Brezilya'ya kadar çeşitli ülkelere yaptığı makineleri gönderir. Kıvrak zekası nedeniyle uluslararası makine, teçhizat fuarlarına girişi yasaklanmıştır. İşte bu usta, Gaziantepli Menon Aksoy'dur. İlkokulu 9 yılda bitirmiş, bir daha eğitim görmemiştir. Allah vergisi öyle bir akıl ve beceriye sahiptir ki, makineyi bir kez görmesi, ertesi gün atölyesinde yapımına başlaması için yeterlidir. Bu nedenle, uluslararası makine, teçhizat fuarlarına girişi yasaklanmıştır. Mühendislerin, aylarca çalışarak tasarladığı makineleri, tek başına yapmaktadır en büyük amacı el emeği ve tümü yerli malzemelerin kullanımı ile yerli sermayenin gelişmesini sağlamak ve boşa döviz ödenmesini engellemektir. Çeliğe hükmetmeyen, hiçbir şeye sahip çıkamaz diyen Menon Usta, ürettiği teknoloji ile yoğunluğu düşük triko yaptı. Yazın serin, kışın sıcak tutan bir ürün idi. Dünya peşinde koştu, kapıştı. Menon Usta'ya TÜBİTAK tarafından ödüller verdi. ODTÜ, İTÜ gibi üniversitelerde hocalığı düşünüldü. Diploması yoktu. Tasarımını cebinde taşıdığı tebeşirle, yere çizerek anlatırdı. Aklına yetişmek mümkün değildi. Menin Aksoy 1952 yılında Gaziantep'te doğmuştur. Evli ve üç çocuk babası olan Menin Usta'nın iş hayatı ilkokuldan sonra başladı. 1973'te kendi firmasını kuran Menon Aksoy önceleri para kasalarında kullanılan parçaların imalatını imalatını, daha sonra ise otomotiv sanayi yedek parça üretimi yaptı. Standart üretimleri belli bir düzene oturttuktan sonra araştırmacı kişiliğiyle daha nitelikli iş arayışına giren Menon Usta, enjeksiyon döküm ve kalıp imalatına başladı. 1996 yılında Gaziantep Üniversitesi ile birlikte hazırladığı Gaziantep'in ilk TÜBİTAK projesi ile Almanya, İtalya, Fransa gibi sayılı ülkelerde imal edilebilen halı ipiliği makinası üretimine soyundu. Bu projeyi başarı ile tamamlayarak 1998'de Teknoloji Başarı Ödülü'ne layık görüldü. İlk projenin başarı ile sonuçlanmasıyla sonraki senelerde ARGE çalışmalarına ağırlık verdi. 8 adet TÜBİTAK projesini başarı ile tamamlayarak sentetik elyaf ve iplik üretiminde Türkiye'de ilkleri imza attı. Ürettiği makinaları yurt içinin yanı sıra Brezilya, Mısır, Suriye, Fas, Suudi Arabistan, Özbekistan, İran gibi ülkelere de satarak ülkemize önemli döviz katkısı oldu. 2013 yılı itibariyle ürettiği Sentete ekiplik makinalarında üniversite desteği ile sürdürülen çalışmalarla Avrupalı emsallerinden daha ileri sistemlerin tasarım çalışmaları devam etmektedir.